Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML5'teki tablo yapılarımızı öğrenmeye çalışacağız. Yani web sayfalarımızda tablo oluşturmayı göreceğiz. Şimdi bunun için biz ilk olarak tablo oluşturmak için table etiketimizi kullanacağız. Taba basıyorum ve table etiketim bu şekilde kapanmış oluyor. Şimdi bizim tablolarımızda hem başlık kısımlarımız var hem de bizim tablolarımızın içeriği var. İlk başta başlık kısımlarından bahsetmek istiyorum şimdi biz bu tabloya bir tane satır ekleyeceğiz ve bu da başlık satırı olacak. İlk başta table row diyerek ben bir tane satır oluşturuyorum. Ve bu başlıklarımın benim koyu bir şekilde yazılması için yani başlıklarımın koyu olması için de ben table head şeklinde bir tane etiketimi bırakıyorum. Örneğin burada name şeklinde bir alan bırakacağım arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha başlığım olacak. Yine th ile bunu bırakıyorum. Department şeklinde söyleyeceğim. Daha sonra bir tane daha TH açıyorum. Bu sefer de salary şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Ve sayfamı yenilediğim zaman benim buradaki table'ıma bir tane bu şekilde satır gelmiş oldu. Ve name, department ve salary özelliği de burada bold şeklinde yani kalın bir şekilde yazılmış oldu. Daha sonra bu name'e, department'a ve salary'e alta gelen değerleri yani tablomuzun içeriğini ekleyebiliriz. Bunun için bir tane daha ben table row açıyorum ve td etiketi yardımıyla bu sefer içine değerlerimi ekleyeceğim. Örneğin ben burada Mustafa şeklinde bir tane değer ekliyorum. Daha sonra table d burada bilişim diyelim isterseniz. Daha sonra td yardımıyla da 5000 şeklinde bir maaş verelim. Baktığımız zaman name, department ve salary'e sırasıyla Mustafa bilişim ve 5000 bu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Biz tablo yapımızı bu şekilde kurabiliyoruz. İstersek burada bu tablo yapımızı biraz daha artırabiliriz. Yani birkaç tane daha row ekleyebiliriz. Bunu eklediğimiz zaman da Mustafa Bilişim aynı şekilde içeriklerimiz burada görünmüş oluyor arkadaşlar. Tabi best practice olarak HTML5'te bu başlık kısımlarını yani THL yazdığımız kısımları başka bir etiketin içine de alabiliriz. Örneğin başlık kısımlarını biz THL'in içine alıyoruz arkadaşlar. Genelde burada ileride CSS'de eğer siz THL'in altındaki TR'leri seç derseniz de oldukça mantıklı bir seçim olacak. Tabi siz bunu ileride yapabilirsiniz ancak şimdilik best practice olarak biz bunu t altına bu şekilde koyabiliriz. Tablomuzun içeriğini de arkadaşlar biz bu şekilde bırakmak yerine t body'nin içine alabiliriz. Bunlar bizim HTML5'teki semantik özelliklerimiz. Yani burada herhangi bir tabloya herhangi bir etkisi olmayacak ancak hem ileride CSS kısmında bunları seçmek için daha avantajlı olmuş olacaksınız. Hem de bu şekilde arkadaşlar tablomuzun içeriği ve başlığı nerede bu şekilde görmüş oluyoruz. Tabi burada tablomuz dikkat ederseniz tablomuzun herhangi bir köşesi yok. Normalde biz tablomuzda köşeler de bekliyoruz. Bu normal table'ı bu şekilde eklediğimiz zaman herhangi bir köşe gelmiyor. Ancak biz burada CSS yardımıyla biz bu tablolara köşe verebiliriz. Şimdilik sadece bunu örnek olması açısından veriyorum. Buradaki kodları anlamak zorunda değilsiniz. Bunun için hemen burası tal yapacağım. dediğim gibi buraya anlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar sadece bu köşeleri nasıl vereceğimizi şimdilik göstermek istiyorum burada bu kodlarımı yazayım ve baktığımız zaman tablomuza köşelerin geldiğini biz görebiliyoruz tabi bu köşeleri birleştirebiliriz border collapse özelliğini kullanacağız tabi biz bu tablo biçimlendirmeyi yani bu css'de bunu nasıl yapacağımızı ileride göreceğiz ve bu kodlarımızı zaten göreceğiz şu anda bir anlam ifade etmiyor olabilir ancak şimdilik bu şekilde dursun isterseniz bu şekilde tablo yapımızın biz geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. İşte biz HTML5 yardımıyla tablolarımızı bu şekilde oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi bu CSS konularını ileride göreceğiz. Şimdilik sadece bu border yani sınırları belirlemek için ben bunları kullandım. İleride bunları nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bir sonraki dersimizde HTML5'teki liste yöntemlerine bakacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.